Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda Begüm Yılmaz var. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Begüm, hangi okul ve hangi üniversitede okuyorsun? Hangi bölümdesin? Onu söyleyelim öncelikle. Aydın Anadolu Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Birinci sınıf bitti, ikiye geçtim. İkiye geçtim. Begüm'cüm, peki bu okulu tercih etmenin sebebi nedir? Önce onu öğrenelim. Aslında ben biraz bölüm tercihi yaptım. Tıp fakültesinde okumak istediğime karar verdikten sonra sıralamama göre bir okul tercih ettim. TYT sıralamam 2000 civarındaydı. Normal yerleştirme sıralamam da 11.969'du. Yani o civarlarda bir şey seçmem gerekiyordu. Tıp okumak istediğim için de. O yüzden Aydın Anadolu Menderes Üniversitesi tercih ettim. Çok güzel, pekala. Şimdi bu üniversiteyi biraz anlatmanı rica edeceğim. Mesela eğitim diliniz Türkçe mi, İngilizce mi? Eğitimi Türkçe olarak görüyoruz. Türkçe görüyorsunuz. Peki üniversitedeki kampüs hayatı, yurt imkanları bunlar nelerdir Begüm'cüğüm? Şimdi şöyle, üniversitenin içinde KYK yurtlarından erkek KYK yurdu üniversitenin içinde bulunuyor. Kız KYK yurdu farklı bir yerde bulunuyor. Ama şu an üniversitenin içinde bir inşaat halinde olan yurtlar var. Yani büyük ihtimal kız KYK yurdunu da oraya taşıyacaklar. Ulaşım daha kolay olsun diye o şekilde. Ama ben zaten şu an yurtta kalmıyorum ama kampüsün şeyi genişliği yani yeterli yurtları kaldıracak şekilde. Aynı zamanda zaten üniversitenin içinde bir öğrenci alışveriş merkezi gibi bir yer var. İçinde kafeler var, işte A101 falan var, bir PTT var. Öğrenciler için gereken imkanları sağlamak için o tarz bir alan oluşturmuşlar. O da yani bayağı iş görüyor. Çok güzel. Peki sen evde kalıyorsun anladığım Ben kadarıyla. ben evde kalıyorum. Peki nasıl Aydın Menderes Üniversitesi Aydın'ın merkezinde mi yoksa hani yakın bir beldede mi? Ya bir beldede değil, merkeze çok yakın. Sadece biraz daha tepede kalıyor. Yani ulaşım için otobüs dolmuş gibi bir şey kullanmanız gerekiyor yukarı çıkarken. Biraz daha tepede kaldığı için ama merkeze yani 10 dakika 5 ve 10 dakika mesafede diyebilirim hani otobüsle. Ya ulaşım açısından çok da doğru bir yerde değil. Çok güzel. Peki sen hani evde kalıyorum dedim. Bir arkadaşınla mı paylaşıyorsun yoksa yalnız başına mı kalıyorsun bir evde? Ya ben tek kalıyorum. Annem babam da gidip gelmesi çok daha rahat olsun açısından. Bir de tıp okuduğum için ders çalışırken hani tek başıma evde daha rahat edebilmek için tek başıma kalmayı tercih ettim. Ama yani şu ana kadar herhangi bir sorun çıkmadı. Tek başıma da idare edebiliyorum bayağı. Çok güzel. Peki şu kısım da merak edilebilir. Pahalı mı değil mi? Hani evde ayrı bir ev tutmak, orada yaşamaya çalışmak. Çünkü yurt dışında, şehir dışından da bu şehri seçmek isteyenler olabilir. O yüzden o konuda da bilgi verelim. Şöyle ben normalde İzmir'de yaşadığım için ve İzmir'e göre daha küçük bir şehir olduğu için Aydın daha şey diyebilirim, ucuz diyebilirim. Yani çok pahalı değil kiralar. Özellikle hani öğrenci olduğum için 1+1 bir evde kalıyorum ben. Hani kiralar da ona göre daha uygun oluyor. Yani büyük şehirlere göre daha uygun diyebiliriz. Çok güzel, pekala. Peki biraz öğretmenlerinden, akademik kadrodan falan bahsedelim bir gün. Nasıl erişim ve ulaşım imkanın akademik kadroya bu konuda memnun musun? Şöyle yani hocalarımızla iletişim kurmakta zorluk çekmiyoruz. Onlara yani, ulaşabilmek açısından bizim için gereken her şeyi yapıyorlar. Derste de zaten asistanlar da giriyor ama yani, her zaman normal hocalarımız derslerimize giriyorlar. Yani hocalara ulaşım yani iletişim konusunda bir sıkıntı çekmiyoruz. Ders olarak da zaten genellikle teorik ağırlıklı ders görüyoruz. Ben birinci sınıf olduğum için o şekilde ders görüyoruz şu an. Akademik olarak da yani şu an için bir sıkıntı yaşamadım. Gayet yeterli ve iyi bir şekilde ilerliyor. Zaten haftada bir ya da iki gün belirli gruplar halinde laboratuvar derslerimiz falan oluyor. Uygulamalı derslerimizi görebilmemiz için. Onun dışında teorik ağırlıklı diğer günlerde ders görüyoruz. Çok Hocalar güzel. her zaman yanımızda oluyorlar yani. Çok güzel. Peki yurt dışı bağlantıları var mı? Aydın Bey. Şöyle çok detaylı bir bilgiye sahip değilim aslında yurt dışı bağlantılarıyla alakalı. Ama geçen sene rektörlük değişti ve bu sene bir akreditasyon süreci içerisine girdi okul. Yurt dışındaki bağlantılarını da geliştirmek adına.
Zaten sene içinde de bize hep anketlerle öğrenci memnuniyeti ve dersle alakalı akademik neleri geliştirebilirizle alakalı anketler yapıldı. Yani 1-2 sene sürdüğü söyleniyor bu sürecin. Ama yani o sürecin içine girdiğimizi biliyorum. Anladım, çok güzel. Yani ilerleyen aşamada o süreci de şey yapacağız, seninle birlikte yaşayacağız zaten. Çok güzel. Peki Begüm'cüm, daha yolun başındasın ama ilerleyen zamanda tıp okuyorsun ve hangi alanda uzmanlaşmayı düşünüyorsun? Şimdi şöyle, ortaokuldan beri aslında benim çocuk doktoru olma hayalim vardı. Hani lisede o tercih döneminde bir gitgeller oluyor, başka bir meslek hani düşündüğüm zamanlar falan da oldu ama her zaman arka planda bir çocuk doktoru olma isteği vardı. Yani o yüzden şu anda da bir yani o alanda pediatri, çocuk doktoru alanında düşünüyorum. Ama staj dönemine girildiği zaman da hani 4. 5. sınıfta ya bu fikirleriniz her zaman değişebilir diyorlar. Bir de yani daha büyük dönemler o şekilde yönlendiriyorlar. Hani çok daha hani işin içine girdiğiniz zaman fikriniz değişecek gibi yönlendiriyorlar. Şu an için çocuk doktorluğunu düşünüyorum diyebilirim ama. Çok güzel, pekala. Peki şöyle bir hani lise hayatına baktığında bu sürece hazırlanabilmek için, üniversite sınavına hazırlanabilmek için neler yaptın? Hani en çok şunu yapın diyebileceğin, hani öneri sunabileceğin bir şey var mı gençlere? Şimdi şöyle 9-10 değerlendirecek olsam ya yani ödev ağırlıklı yani olmuştu benim ders hayatım. Yani daha çok ödev yapmıştım. Çok fazla ders çalışmamıştım. 11. sınıfta dershaneye başladım. 11 ve 12'de dershaneyle kendimi destekledim diyeyim. 12 için şunu söyleyebilirim. Olabildiğince elimden geldiği kadar deneme çözmeye çalışmıştım aslında ben. Özellikle TYT ağırlıklı hani süreyi yetiştirebilmek adına denemenin gerçekten çok fazla faydası oluyor. Yine hocalarımın sizin yönlendirmelerinizle ödevleri falan yapmıştım. Dersi derste dinlemek çok önemli yine. Ama en önemli söyleyebileceğim kilit noktalardan biri çok fazla deneme çözülmesi. Çünkü hani hem süreyi kontrol açısından kendinizi denemiş oluyorsunuz. Hem de o genel denemelerde diğer rakiplerinizle, diğer öğrencilerle ne durumda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Hangi sıralamada, nasıl bir durumda olduğunuz daha rahat gözüküyor yani. Süper. Peki yine şöyle bir düşündüğünde hani lise olur, üniversite olur fark etmez. Yaşadığın pişmanlıklar var mı peki? Hocam hani şunu da şöyle yapsaydım diyebileceğim bir şey var mı? Ya aslında ben gittiğim liseden bayağı memnunum. Fen lisesinde okuyordum. Ve hani o ders konusunda herhangi bir pişmanlığım yok. Olabildiğince iyi yetiştirildiğimi düşünüyorum öğretmenlerim tarafından. Ama panik ve stres yönetimi açısından biraz daha sakin kalabilirdim belki. Özellikle 12. sınıfta diye düşünüyorum. Bir de sınav esnasında biraz daha sakin kalmak çok önemli. Özellikle AYT'nin olduğu gün ben ikinci gün çok fazla stres yapmıştım. Sınav esnasında da çok fazla stres yapmıştım. O hani psikolojik olarak sınava da yansıyabiliyor. Yani genel olarak stres yönetimini iyi yapmak lazım. Arada böyle deşarj olmak lazım. Küçük küçük etkinliklerle diyeyim. Onun dışında hani çok da büyük pişmanlığım olmadı sanırım. Güzel, pekala. Yani aslında şey hani bir uzman desteği almadın, tamamıyla kendin stres yönetimini halletmeye çalıştın. Ha, yok mu? Hayır. Bir uzman desteği almadım. Anladım, çok güzel. Peki bölüm tercihi yapacak olanlara şeyin ne olur? Gerçi sen hani hep tıp istediğin için ona göre tercih yapmışsın ama hani şehir seçme konusunda ya da bölüm seçme konusunda istekleri doğrultusunda ne önerirsin? Ya şimdi şöyle tıp için söyleyeyim. Gerçekten istiyor olmak lazım. Çünkü insanlarla çok haşır neşir içinde olacağınız bir bölüm, bir meslek. Yani insanı sevmek gerekiyor. Hani o insanı iyileştirmeyi istemek gerekiyor. Yani daha sevilerek yapılırsa daha yani iyi ilerleyeceğini düşünüyorum bu mesleğin. Dediğiniz gibi çok başındayım aslında olayın. Hani çok da bir bilgim yok mesleğe dair ama hani gördüğüm kadarıyla hem hocalarımdan hem de işte çevremdeki arkadaşlardan tıpı gerçekten isteyerek gelen insanlar bölümü de okurken çok daha mutlu oluyorlar. Hani aklımda başka bölümler olan insanlar tıp fakültesinde çalışmak gerekiyor çünkü. Yani sınav dönemlerinde biraz böyle mutsuz olabiliyorlar. Hani çok çalışmamız gereken dönemlerde daha isyankar olabiliyorlar. Doğru onun söylüyorsun. Dışında hani insanları sevdiğiniz zaman ve bu işi yapmak istediğiniz zaman okurken size o kadar rahatsız etmiyor aslında bölüm. Yani ders çalışmak size çok zor gelmiyor diyebilirim.
Şehir içine ben dediğim gibi sıralamama göre biraz tercih yapmıştım. Çanakkale tutuyordu sadece. Aydın'dan önde Çanakkale vardı. Hı-hı. Biraz daha soğuk olması ve İzmir'e uzak olması açısından Aydın'ı Hı-hı. daha tercih ettim. Biraz da akademik kadroyu araştırmıştım. Aydın Hı-hı. daha iyi geldi bana. Evet, tamam. Yani o, çünkü o öneri de önemli bir şey yani izleyenler için, dinleyenler için. Kendileri de mutlaka araştırma yapacaktır diye Hı-hı. düşünüyorum. Peki, bir dakika. Peki Begüm'cüğüm, staj konusu kaçıncı sınıfta başlıyor ve nerede yapıyorsunuz Adnan Menderes'te? Bizim hemen binamızın yanında zaten üniversitenin hastanesi var. Üniversite Hı-hı. hastanesi olduğu için 4'te ve 5'te stajlar orada yapılıyor. İnternlik de yine aynı şekilde. Hatta dediğim gibi bizim 1. ve 2. sınıfta uygulamalı derslerimiz oluyor. Laboratuvarda gördüğümüz. Ama 3. sınıftaki arkadaşlarımızın bu uygulamalı dersleri hastanede oluyor diye biliyorum. Haftada bir gün hastaneye gidiyorlar. Yine 4'te 5'te de yine bizim binanın yanındaki hastanede stajlar yapılıyor. Çok güzel. Peki Begüm'cüğüm, aynı zamanda hani okurken TUS'a hazırlanmak da bir şeydir, gerekliliktir aslında tıp fakültesinde. Şimdi Aydın'da bunu karşılayabilecek yerler var mı? Dershaneler var mı? TUS'a hazırlık yapılabilecek yerler var mı? Şöyle, iki tane köklü ve iddialı dershane var aslında. Hatta TUS-Time ve TUS-Data diye. Tıp fakültesinde okuyan arkadaşlarım çoğunlukla biliyordur zaten. İddialılar bu konuda. Daha birinci, ikinci sınıftayken biz, bizim sınav haftalarımızda bize demo dersler yapıyorlar. Öğrencinin ilgisini çekmek adına. İki dershanenin de demo dersine gittim ben kendi sınav haftamda. Yani gerçekten detaylı ve güzel bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde 6-7 saatlik böyle dersler alıyoruz daha 1'de 2'deyken. Ücretsiz bir şekilde. Ve ona göre kendi tercihinizi yapıp daha 1. ya da 2. sınıftan 3'te de kayıt alıyorlar diye biliyorum. Şey yapıyorlar, kayıt alıyorlar öğrencilerin TUS'a hazırlanmasına yardımcı olmak adına. Zaten bu dershaneler yine 2. 3. sınıfta yine demo derslerine devam ediyorlar. Ve kaydolduğunuz sürede internken hep destekleniyor yani bu. Harika, çok güzel. Çünkü bu orayı tercih etmek için, o ili tercih etmek için önemli sebeplerden biri de olabilir. Çünkü tıp fakültesinin gerçeği ve en önemli şeyi TUS sınavı. Aynen öyle. Peki Begüm'cüğüm, farklı bir ayrıntı daha. Tıp fakültesi okurken insanlar rahatlamaya da ihtiyaç duyuyorlar. Hani sosyal aktiviteler, kulüpler ve farklı şeyler, aklıma gelmeyen başka şeyler. Adnan Menderes Üniversitesi'nde böyle imkanlar var mı? Hani kendinizi rahatlatabileceğiniz, aynı zamanda geliştirebileceğiniz kulüpleriniz, sosyal yaptığınız şeyler? Şimdi şöyle, normal okulun kendi kulüpleri ve toplulukları var zaten ama tıp fakültesinin ayrı toplulukları da var. Daha içeriği tıpla ilgili olan. Yani örnek verebilirim bir iki tane. Şöyle, adı Leyla'dan sonra olan bir topluluğumuz var. Leyla adlı bir çocukla birlikte başlayan bir topluluk. Haftada bir gün işte servisinde, hastanedeki pediatri servisinde uygun gördüğü saatlerde küçük bir iki kişilik gruplar halinde, çok geniş bir topluluk aslında ama işte herkes için böyle ayrı randevu ayarlanıyor. Gidip çocuklarla vakit geçiriyoruz. Onlar orada çok fazla sıkılıyorlar çünkü serviste yattıkları süre boyunca. Hastalığı çok ağır olmayan ve ciddi olmayan, hani bizim sorun teşkil etmeyeceğimiz çocuklarla birlikte. Oyuncaklarımız var. Onlarla birlikte gidip onlarla vakit geçiriyoruz. Bir dilekleri var mı diye soruyoruz. Olabildiğince, elimizden geldiğince istedikleri bir oyuncak veya başka bir şey varsa, bağışçılar var bu toplulukla alakalı. Onlardan gelen yardımlarla birlikte onlara alabileceğimiz hediyeler varsa onları alıyoruz. Böyle bir topluluğumuz var mesela tıp fakültesine özel. Bir de içinde bulunduğum yine EMSA adında bir tıp fakültesi topluluğu var. European Medicine Students Association diye geçiyor. O da daha böyle içeri tıp olan, birkaç içinde altı farklı dalı olan, böyle öğrencilerin topluluk halinde buluşup görüştüğü, işte tıp fakültesinin daha nasıl işte içeriğiyle alakalı tartışmalar yaptığı diyeyim, geliştirmek adına böyle fikirlerin paylaşıldığı bir topluluk. Yani kendi topluluğu var, başka topluluklar da var. Ben bu ikisinin içerisinde bulunuyorum şu anda. Onun dışında da zaten Aydın daha öğrenci şehri gibi bir şehir olduğu için, daha küçük büyük şehirlere göre. Yani merkeze de çok uzak olmadığı için sosyal hayattan da çok kopmadan fakültede yaşayabiliyoruz yani. Çok güzel.
Evet Begüm'cüğüm, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Gerçekten insanları yönlendirici, güzel ve seri bir güzel bir anlatım oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi adına. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, kanala abone olmayı unutmuyoruz diyorum. Son beğenmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Aynen, teşekkürler. Yorumları videonun altında yazarsanız şayet öğrencilerim zaten büyük bir istekle cevaplayacaklardır. Herkese evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Begüm'cüğüm, çok sağ ol. Ben de tekrar. Teşekkür ediyorum.